İşte başlıyoruz. Çok önemli bir başlık efendim. Afrin'de üzerlerinde patlayıcı düzeniyle yakalanan iki kadın teröristten birinin ifadesine TRT Haber ulaştı. Kuryelik yapacağını sanan teröristin üzerindeki bombadan habersiz olduğu ortaya çıktı. Hemen ayrıntıları alacağız. Bülent Çulcuoğlu bizi Suriye sınırında bekliyor. Fatih Çimen, tabii özellikle hemen şunu aktarayım. Türk istihbaratı son anda büyük bir katliamı önledi aslında. Münbiç'ten Afrin'e üzerlerindeki canlı bomba yeleğiyle gelen ve örgütle 1500 dolar karşılığında bu canlı bomba yeleğini taşımayı kabul eden kadın teröristin o yeleğin üzerinde ikinci bir patlayıcı düzeninden haberinin olmadığı ortaya çıktı. Bunu daha sonra öğrendi. Örgüt hem kadın canlı bombayı patlatarak, parçalayarak öldürmek hem de büyük bir katliam düzenlemek istediği ortaya çıktı. Evet, Afrin'de büyük bir katliam önlendi. Aslında bu PKK-YPG'li iki kadın terörist Türk istihbarat birimleri tarafından Hatay Emniyet Müdürlüğü istihbarat ekipleriyle Afrin'de görevli Türk istihbaratı Suriye görev gücü ekipleri tarafından 3,5 aydan bu yana adım adım izlendi. 3,5 ay önce Münbiç'ten Afrin'e gelen ve üzerlerinde 13 kilogram C4 patlayıcıyla yakalanan 3'ü kadın, 1'i erkek 4 teröristin verdiği ifade sonrasında Türk istihbarat birimleri işte bu iki kadın teröristin kimliğine ulaştı. O kadınlar Halep'te yaşıyordu ve canlı bombalı eylem için hazırlık yapıyordu. 3,5 ay boyunca Türk istihbaratı Ebu Şahap Kodatlı 50 yaşındaki Mune El Savaş ile Kevser Hamami'yi adım adım takip etti. Daha önce Afrin bölgesinde PKK-YPG terör örgütü adına ajanlık ve istihbarat faaliyetlerde bulunan, ardından Halep bölgesine geçen ve örgüt adına faaliyetleri Halep'te yürüten Ebu Şahap Kodatlı kadın teröristin daha sonra örgüt tarafından Münbiç'e çağrıldığı belirlendi. Ve Türk istihbarat birimleri Ebu Şahap Kodatlı Mune El Savaş ile Kevser Hamami'yi adım adım teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Halep'ten Münbiç'e çağrılan Ebu El Savaş'ın, Mune El Savaş'ın üzerine teröristler 6 kilo C4 patlayıcı ve demir bilyelerle güçlendirilmiş kumanda düzenekli canlı bomba yeleğini yerleştirdi ve ardından kadını Afrin'e gönderdi. Tabii burada dikkat çeken detay şu: PKK-YPG terör örgütü kadın teröristi 1500 dolar karşılığında anlaşarak kandırdı. Aslında sözde Afrin'deki milislere bu canlı bomba yeleğini teslim edeceklerini söylediler. Ama kadın teröristin üzerinde aslında ikinci bir patlayıcı düzeneği vardı. Kadın teröristin güvenini kazanmak için teröristlerin ateşleme düzeneğini kadının kendisine teslim ettikleri ama cep telefonu düzenekli ikinci patlayıcıdan kadının haberinin olmadığı ortaya çıktı. İşte Türk istihbaratı Afrin bölgesinde teröristlerle, Münbiç'teki teröristlere kadının irtibatına izin vermeden son anda operasyon düzenleyerek kadını kıskıvrak ele geçirdi. Peki kadın ifadesini neler anlattı? Hemen onu aktarmak istiyorum. Halep'te görev yaparken örgüt tarafından Münbiç'e çağrıldım ve bana bir canlı bomba yeleği olduğunu söylediler. Bunu Afrin'deki örgütün milislerine teslim etmemi istediler. Bunun karşılığında bana 1500 dolar para vereceklerini söylediler. Ve daha sonra üzerime canlı bomba yeleğini yerleştirdiler ve bölgeden ayrıldım. Önce El Hamran bölgesine, ardından Azize, ardından da Afrin bölgesine geçtim ve Afrin bölgesine geldiğimde teröristlerle irtibat kuracağım sırada, yani telefonla teröristleri arayacağım sırada yakalandım dedi. Eğer Türk istihbaratı zamanında müdahale etmeseydi, kadın, terörist kadın Münbiç'teki terör örgütünü aramış olsaydı üzerindeki canlı bomba yeleği uzaktan kumandayla infilak ettirilecekti. Ancak Afrin'deki güvenlik güçleri bölgede sinyal kesicilerle tedbir alarak kadını kıskıvrak ele geçirdi. 1500 dolar karşılığında 6 kilogram patlayıcıyı Afrin'e taşıyan kadın büyük bir katliam önlenmeden kıskıvrak ele geçirildiği ortaya çıktı. Ve kadının üzerinde ikinci bir canlı bomba yeleği, canlı bomba düzeneği olduğunu ise ifadesi sırasında
öğrendi. Örgüt hem kadını patlatarak öldürmek hem de bölgede büyük bir katliam düzenlemek istediği ortaya çıktı. Ki gerçekten büyük bir katliamı önlemiş oldu Türk istihbaratı. Evet, Afrin'de kıskıvrak ele geçirilen Ebu Şahap Kozatlı Muneel Savaş'ın 1500 dolar karşılığında örgütün canlı bomba yeleğini Afrin'e getirdiği ancak öldürülmek istendiği ve büyük bir katliamın önlendiği ortaya çıktı. Evet, Bülent Çulcuoğlu bütün ayrıntıyı paylaştı bizimle. Şimdi Afrin'de önlenen terör saldırısını ve kadın teröristin ifadesini değerlendireceğiz kıymetli konuğumuzla. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbu canlı yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Fatih Bey, yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Şimdi Afrin'de yakalanan kadın terörist PKK-YPG tarafından kandırıldığını açıkladı. Kuryelik yapacağını sanıyordu terörist ama üzerindeki bombadan habersiz olduğu ortaya çıktı ki 6 kilogram bomba ve 1500 dolar karşılığında. PKK-YPG kadınları ne amaçla ve nasıl kullanıyor, nasıl kandırıyor? Bununla başlayalım efendim. Başlamadan önce de şunu vurgulayalım Fatih Bey. Bu operasyonu gerçekleştiren Milli İstihbarat Teşkilatımızı evet. ve oradaki güvenlik güçlerimizi ama aynı zamanda bu haberi de dünya kamuoyuyla bu kirli işbirliğini deşifre edecek şekilde paylaşan TRT'yi kutlamak lazım. Teşekkür Çünkü ederiz. Bizlerin görmediği, bizlerin bilmediği o kadar kirli işler dönüyor ki sahada. Hani Yüce Kitabımızda hayvandan aşağı diye izleyenlerin affına sığınarak ifade edeyim. Bir tanımlama var. İşte o tanıma en iyi uyan olaylar şu an sahada gerçekleşiyor. Hatırlayın geçtiğimiz hafta Tel Abyad, geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu düzelteyim. Tel Abyad'da benzer bir eylemle karşılaşmıştık. Yine TRT bu konuyu birinci ağızdan tüm dünya kamuoyuyla paylaştı. Ve orada da Elhandi isimli bir kişi Tel Abyad bölgesinde Suluk'ta 4 tane bu tür eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etti. Ve bunu yaptığı para da 1000 dolar. Yani her eyleme 1000 dolar karşılığında yaptım. Ve örgüt tarafından bana verilen görev şuydu dedi. İkisi motosiklet, biri işte kamyonet, birisi de bir binek aracı. 4 tane aracı dedi halkın çok olduğu yere götürmem istendi. Burada içi bomba yüklü aracı başka birinin infilak edeceği söylendi. Bana da düşen görev o aracı oraya götürmek ve patlama anındaki görüntüleri çekerek örgüte göndermek. Görüntüleri aldığı an örgüt ödemeyi yapıyor. Öyle de bir aşağılık ilişki var. Ve 16 insan hayatını kaybetti. 32 tane hayatı kararmış yaralı var. Ve bütün bunların karşılığı kişi başı 200 dolar. Şimdi aynı şekilde bu üzerine konuştuğumuz olay. Bunlar Profesyonel İstihbarat Teşkilatı'nın uygulayacağı faaliyetler. Kim tarafından? Amerika, Rusya, İran, İngiltere, Fransa gibi bölgede maalesef kirli işleri yürütmeye kalkan yapılar tarafından. Bakın şunu çok rahatlıkla ifade edeyim. Belki gördüğümüz kadın okuma yazması yok ama kendisine verilen bir misyon var. Ve gene sahadan aldığımız bilgiler ki TRT bunu da çok defa haberleştirdi. Oradaki tabandaki gerçekten duyarlı aileler şuna isyan ediyorlardı hatırlarsanız. Daha boyu tüfek kadar olan evlatlarımız elimizden alındı, çalındı. Şimdi tükenen bir örgüt. Ve onu destekleyen yapıyı konuşuyoruz, görüşüyoruz. Şunu düşünmekte fayda var. O bahsettiğimiz, daha çocuk dediğimiz yaştaki insanların bu tür eylemleri yapma veya planlama kabiliyeti yeteneği olabilir mi? Asla. O zaman soru şu. Bunları kimler, ne amaçla planlıyor? İşte bu sorunun net cevabı şu Fatih Bey. Bu eylemleri planlayanlar profesyonel istihbarat teşkilatları, yani CIA, işte MI6 ne derseniz deyin adına, bölgede bunun uzantıları ve bunların verdiği eğitimler. Bakın o Tel Aviv'deki kişi de aynı şeyi söyledi. Ben dedi güvenlik görevlisi olarak dedi petrol tesisine alındım. Ardından dedi bir yıllık eğitime tabi tutuldum. Burada bana haber toplama konusunda eğitim verildi. Suriye'deki Türk ordusunun bulunduğu yerlerde Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu'na ait bilgileri ulaştırmam istendi. Arkasından da aldığım bombalı eğitimle birlikte bu eylemleri gerçekleştirdim dedi. Ha, o zaman işte esas sorulması gereken soru şu, bu eylemlerde bu eğitimleri verenler kimler? İşte oraya geldiğiniz takdirde Amerika'nın o paralı şirket diye dünya kamuoyuna yutturduğu paralı katil sürüslerinden o şirketlerin vermiş olduğu eğitimler olduğunu bilmekte fayda var. Evet. Şimdi taktik çok belli, basit. Hani tekrara gideceğiz ama zaten sahadaki yapılan işte bir tekrar niteliğini kazanmış evet. durumda. Eskiden örgütü şu şekilde kullanıyordu bu bahsettiğim devletler.
kitlesel eylemlerle kitlesel sonuç almak. Yani onlarca yüzlerce teröristin yapmış olduğu köy baskınları, karakol baskınları ve burada da toplu katliamlar. Amaç buydu. Fakat almış olduğunuz tedbirlerle artık bu tükendi, bu bitti. Şimdi bireysel eylemlerle kitlesel sonuç almanın yolları aranıyor ve deneniyor. Bakın konuştuğumuz bölge Münbiç. Eylemin planlandığı yer Afrin. Özellikle bir iki yerin ismini anıyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde, saatlerde belki de onu devletimiz karar verecek. Büyük çaplı bir operasyon ve harekat planlanıyor bu bahsettiğim bölgelere. Şimdi içimizde ve dışarıda bazı insanlar da akıllarda şu soru canlanabilir. Niye bu harekatı yapıyoruz? İşte şu haber bile bu harekatın neden yapılması gerektiğini gösteren çok net bir örnek ve done. Dolayısıyla Münbiç, Tel Rifat ve Kamışlı, Haseke gibi bölgeler, yani Amerika ve Rusya'nın bize söz vermiş olduğu bölgeler bir şer yatağı haline dönüşmüş durumda. Ki oysa evet, bunların bize vermiş olduğu sözler çok netti. Burada bir tane terörist faaliyet görmeyeceksiniz. Burada bir tane terörist kalmayacak, bize güvenin dediler. Güvendik, bekledik, tablo ortada. Dolayısıyla şimdi böyle bir tabloda Türkiye'nin almış olduğu pozisyon harekattan başka seçeneği kalmadığını gösteriyor. Ve oraya doğru da iş gidiyor. Evet. Bu bahsettiğimiz kişi bu tür eylemlerde sigorta sistemi dediğimiz bir eylemle görevlendirilmiş, planlanmış. Nedir o sigorta sistemi? Hani az önce bir örnek verdim. Tel Aviv'de işte bombalı araçı oraya getiren kalabalığın içerisine, ki söylüyor fırın diyor, çarşının ortasına getirdim. Aynı zamanda bir de sanayi bölgesine götürdüm. Yani insanların bol olduğu yer. Evet. Amaç ne? Alabildiğine insan ölsün. Şimdi bu kişi buraya gönderiliyor. Zannediyor musunuz ki bu kişi kaderiyle baş başa? Değil. İstihbarat Teşkilatı'nda sigorta dediğimiz sistem, onun da gene bir bekleyeni var. Eğer olur da eylemi yapmaktan son anda vazgeçer veya bir şekilde imtina ederse, ikinci devreyi almak üzere de bir tedbir var. Şimdi bu kadın teröristin üzerinde de ifadesinde de aynı sistemi görüyorsunuz. Peki efendim. Ben oradaki samimiyetine inanıyorum. Yani haberim yoktu diyor. Muhtemelen götür bunu ver. Başka evet, hiçbir şey karışmayacaksın. Bu parayı da alacaksın dendi. Fakat o kadın telefonla aradığı an, aradığı şahıs o kadının son telefon görüşmesi olacaktı. Ve uzaktan aramayla, telefon sistemiyle patlatıp oradaki katliamı gerçekleştirecekti. Evet. Şükürler olsun önlendi. Ama tabii bizim bilmediğimiz daha böyle önlenen nice eylemler var. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu sadece bizim bildiğimiz veya devletimizin bizle paylaştığı. Dolayısıyla burada önümüzdeki günlerde bir harekattan başka şansımız yok. İnşallah o harekat yapıldıktan sonra şu an hedef olan Afrin gibi diğer bölgelerde de hayatın normalleşeceğini söylemekte fayda var. Peki. Ve bölge nefes alacak. Bu nedenle takındığımız misyon, üstlendiğimiz misyon bana göre çok ağır ve büyük bir sorumluluk diye başlık açmakta fayda var Fatih Bey. Sayın Başbuğ, çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz.